Mustafa Kemal. Nice sırdalara değişilmeyin. Giderilmiş kasımlara açan umuttur. Bir baştır, vazgeçilmeyin. Sayın Başkonsolosum, üniversitemizin kıymetli hocaları, değerli misafirler, öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Yeni bir Kasım, yeni bir 10 Kasım sabahındayız. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Aramızdan ayrıldığı gündür. Ondan ayrılalı tam 83 yıl oldu. Her zaman olduğu gibi ona olan sevgi ve saygımızı bu yılda tekrarlayacağız. Gidiyor. Rast gelemez bir daha tarih eşine. Gidiyor. 17 milyon kişi takmış peşine. Gidiyor. Sonsuz olan kudrete sığmaz akla. Gidiyor. Göğsünü çepçevre saran bayrakla. Gidiyor. İzleri üstünde birikmiş yaşlar. Gidiyor. Yerde kılıçlarla eğilmiş başlar. Gidiyor. Harbin o en korkulu aslan elesi. Gidiyor. Sulhun ufuklarda yanan meşalesi. Yine bir devr açacakmış gibi en başta o var. Haykıran seste o var. Sessiz akan yaşta o var. Siliyor ruhun ulviliği faniyetini. Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini. Büyüyor gökten inip toprağa yaklaştıkça. Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça. Kongaz'daki Molda Türk Liseyinde Mustafa Kemal Atatürk'ü andılar. 83 yıl geri ilk prezident geçindi. Nice'de Türkiye'de oluş susmak minutasından çek etti. Atatürk'ün anma gününü yok nice yurtulu adlama. Bizbirli o anma günü angısı dolu sevdayla hem saygıyla insanların tarafından. Sizleri aramızda görmek bizleri onurlandırdı. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü. Böyle bir 10 Kasım sabahı hayata gözlerini yumdu. Onu saygı ve minnetle anıyorum. Onu anmanın esas gayesi onu anlamaktır. Onu nasıl anlayacağız? Elbette ki yaptıklarından ve sözlerinden. Atatürk diyor ki, benim vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Nasıl yaşatacağız sorusuna gençliğe hitabesinde şöyle cevap veriyor. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Atatürk diyor ki, vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Hangi işi yaparsanız yapın, ister fabrikada, ister masa başında çalışın, ister doktor, isterse mühendis olun, yaptığınız işin, bulunduğunuz yerin hakkını verin. En iyisini yapmak için elinizden gelen gayreti gösterin. Vatan sevgisi bunu gerektirir. Zanaatte, sanatta, sosyal ve kültürel alanda, bilim ve teknikte, muasır medeniyetlerin üstünde yer almanın koşulunun görevini en iyi şekilde yapmaktan geçtiğini, yurtta barış, dünyada barış sözüyle toplumsal barış ve huzurun tesis edilmesiyle kalkınmanın ve ilerlemenin de ön koşulu olduğunu anladığımızda onu anlamış olacağız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 85 milyon nüfusu, dünyanın en zengin 20 ülkesi arasında yer alması, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması ve NATO bünyesinde dünya barışına katkı sağlaması onun eseridir. Ölümünün 83. yılında bir kez daha minnetle anıyor, saygılar sunuyorum.
30 yıldan ziyade iyi ilişkiler Türkiye'nin hem Gagauzya'nın aralarında ilerliyorlar. İlişkilerin kurulması iki kardeş halkların arasında kaldı diğerin tarihin sayfalarında 30. yıllarda. O vakitler ilk adımı dostlaşmaya Kemal Atatürk yaptı. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümüdür. Elimde aslında bir tekst var ama bu metni okuyarak sizi sıkmakla, soğukluğuna daha fazla bekletmek istemiyorum. O nedenle size sadece içten duygularımı paylaşmakla yetineceğim. Bugün aslında bir yaz günü değildir. Değerli müdürümüzün de belirttiği gibi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünme ve anlama ve onun eserlerine nasıl katkıda bulunuruz diye proje yapma, plan yapma günüdür. Mustafa Kemal şöyle demiştir. Elbet benim vücudum toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti elbet payidar kalacaktır. Mustafa Kemal bildiğiniz gibi sadece bir ülkeyi düşman işgalinden kurtaran eşsiz bir komutan değildir. O her türlü yoksulluğa ve yokluğa rağmen batmakta olan bir ulusu yeniden küllerinden doğuran ve bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni meydana getiren eşsiz bir liderdir. Benimsemiş olduğu yurtta barış, dünyada barış ülküsüyle yıllarca bağımsızlığımızı kazanmak için mücadele verdiği devletlerle bile sağlam dostluklar kurabilme becerisini gösterebilmiş bir millettir. Moldova Cumhuriyeti ile de kurduğumuz ilişkilerin temelinde aslında bu yurtta barış, dünyada barış ilkesi yatmaktadır. Gagavuzya'da Moldova ile dostluğumuzda vazgeçilmez bir köprüdür. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık bir devlet birikimi ile benimsemiş olduğu insani ve girişimci diplomasi ile bugün Moldova Cumhuriyeti ile dostluk ve kardeşlik ilişkilerini stratejik boyutlara çıkarırken Gagavuzya ile de kardeşliğimizi her alanda ileriye götürmektedir. Aslında içerisinde bulunduğumuz bu okul da bunun açık bir tezahürüdür. 1999 yılından beri burada faaliyete geçen Atatürk, siz Gagavuz soydaşlarımızla bağlantı kurulmamızı sağlayan da önderdir. O ve onun Milli Eğitim Bakanı, daha sonra da Birleşik Büyükelçisi olan Hamza Sultanlı Ömer, Gagavuzya ile bağlantılarımızın kurulmasını sağlamış, Gagavuzya'yı Türk dünyasına tanıtmış ve buraya Gagavuzların, siz soydaşlarımızın kendi benliklerini, kültürlerini geliştirebilmelerini için bir eğitim ordusu göndermiş. Daha sonra da Gagavuz gençleri Türkiye'ye göndermiştir. Bu Gagavuz gençler bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'nda sonunda dönememişler ve Türkiye'nin de kalkınmasında çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ben daha fazla söz uzatmak istemiyorum. Bu soğukta sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Ve sizleri her türlü yokluğa, yoksulluğa rağmen bir ölmekte olan, öldüğü zannedilen bir ulustan, bir devlet var eden büyük bir milletin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü her zaman hatırlamaya ve hatırlatmaya davet ediyorum. Ruhu şad olsun. Anılmış Gagavuz yazıcısı, şaircisi Todur Zanet Sayer. Ani Mustafa Kemal Atatürk 20. asirin yen arif kahramanı. O zamandaş Türk devletini kurdu. Bundan kariya halklar arası politikacı oldu. Pek ağırdır. Ama bana duyduğumuz şeymişti de bizlere Açan Atatürk 30. yıllarda Hamız Gagavuzlu'ya götürmüş orayı İstanbul'a, oradan bizi düşünmüş, onlar o uşaklara kaldılar orada. Şimdi 80 yıldan sonra Türkiye geldi buraya. Bizim uşakları güzel bir okulda, litede okulda yapar. Burada atanın büyüktü. Ben sayayım hani hiçbir zaman bir lazım unutalım bu adamı. Ben çok düşündüm. Atatürk kim?
bizim için kim? Gagozlar için kim? Son sonunda yazdığım böyle bir oda. Oda Gagoz dilinde uzun şiir, adanmış şiir. O benim de ulu atam. Ey atam, babam, gel de bak benim milletime. O da sen, senin gibi kula, mavi gözlü, sen, senin gibi girgin, derin köklü, yemin basmaz, kodu, kempak yüzlü, senin gibi o. Hey, hey, Oğuz oğlu, sana büyük peytim, büyüklü Türk'üm, benim ulu atam, ulu babam, Atatürk'üm. Zor vakıpta bu elini sen uzattın, insanından alıp bize verdin. Kardeş payı yaptın kemacıdın, dizden ayağa sözünle kaldırdın. Karanlıktan aydınlıklığa çağırdın, İstanbul'dan bizi de düşündün. Benim ulu atam, ulu babam, Atatürk'üm. İstanbul'dan kitap üretmenler geldi. O zaman bakışla fikirler değişti. Ruhta, canda kuvvet kavleşti. O yardımınla biz soluk aldık. Millet olduk, millet kaldık. Sen cana bin, bunu öyle gördün. Benim ulu atam, ulu babam, Atatürk'üm. Uşakları bakıp seçip sen ayırdın. Memlekete liseleri aldın. Milletine şaftı yolu açtın. Bilgiyle bilgiçliği cömert verdin. İnsan ettin, yetiştiremedin. Büyüsüz bırakıp gittin, sündün. Benim ulu atam, ulu babam, Atatürk'üm. 38'di yıl, o Kasım'ın onu vurdu. Saat 5 minut ona durdu. Ulu yöndü, gözlerini yumdu. Rahatsız yürek rahatlığı buldu. Dünya sustu, soluk dondu. Kim durdu, yakar yaşlar akıyor. Acı bir gün, benim ulu atam, ulu babam, Atatürk'üm. O gün atam hipten, sen sonsuzluğa vardın. Bizi yasta, emkahırda bıraktın. Gökte sünmez o yıldızın, adın her gün yeni güneş gibi hep doğacak. Senin o işlerini öğrenecek. Hem ne mutlu Türk'üm diyene tep ödecek. Benim ulu atam, ulu babam, Atatürk'üm yaşayacak. Dün Türkiye'nin al bayrağının yanında benim de bayrağım sallanırsa, ana dilim Şırahem'de sesli akırsa, Gagavuz'da Gagavuzluk da hep yaşırsa, bunda senin en büyük var kıymetin. Türklerin atası, halkımın atası, büyüğüm, benim ulu atam, ulu babam, Atatürk'üm. Sağ olun. İhtimalleri düşündüğüm zaman hem ihtimallerin korkunçluğundan hem de bugünkü elde ettiğimiz koşulların güzelliğinden hem tarif edilmez bir korku, aynı zamanda da büyük bir minnetle kalbim doluyor. Ben bugün sadece teşekkür etmek istiyorum aslında. Uzun uzadıya bir konuşma yapmak istemiyorum. Bir Türk kadını olarak kendi ayaklarım üzerinde özgürce yaşayabildiğim için,
kendi bedensel bütünlüğümü, hayatımın idamesini hiçbir erkeğin vicdanına ya da bir insanın vicdanına, insafına bırakmadan devam ettirebildiğim için, bir Türk öğretmeni olarak yurt dışında ya da Türkiye'de vicdanı hür, aklı hür, rehberi ilim olan öğrenciler yetiştirebildiğim için teşekkür etmek istiyorum. Bunu kesinlikle atamıza borçluyuz. Her 10 Kasım'da ve bundan sonraki her bütün 10 Kasım'larda Atatürk'e teşekkür etmeye devam etmeliyiz. Biz öğretmenler olarak da en büyük teşekkürümüzü onun fikirlerini yeni nesillere aktardıkça, onun ışığını saçmaya devam ettikçe edeceğimizi düşünüyorum. Ve açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum. Ve bazı borçlar vardır ki asla ödenmez. Bizim atamıza olan sonsuz bir borcumuz var. Ve sanırım bunu en çok ödemesi gereken biz öğretmenlerimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün öndürücülük zamanında o bir de sıra kendi davalarından, niyetlerinden atılmadı. O bütünden Türkiye dünyanın kültürü, ekonomika hem politika strukturalarını değiştirdi. Bizim için çok şeyler yaptı. Türkiye'de için tabii ki o Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sonra bizden öğrencileri Türkiye'ye getirdi. Oradan onları öğretmen yaptı. Çok çok şeyler öğretti onlara. Sonra öğretmenler bize gelince burada Türk liseleri açılmaya başladı. Sonra Türk kütüphaneleri açılmaya başladı. İşte o yüzden bizim için çok çok şeyler yaptı. Gagauzya için, Türkiye için. O yüzden bugünü ona borçluyuz. Yani bu liseyi de ona borçluyuz tabii ki. Kemal Atatürk Bey çok iyi biriydi. İnsanlar için ve kendisi çok şey yaptı çocuklar için. Türkiye'yi iyi bir yola koydu. Dilini değiştirdi, Arapçasını aldı ve Türkçesini yaptırdı. Yani çocuklar onu çok seviyordu. Çünkü her zaman okullara gidiyordu, çocuklarla oynuyordu. Yani çok çocukları çok seviyordu Kemal Atatürk. Bir de bu yüzden onu da bütün yani halk seviyordu, sayıyordu. Atatürk Kasım ayın 10'unda 1938 yılda İstanbul'da kendi evinde geçindi. 1953 yılda onu mavzoleye geçirdiler. O gün de orada. Thank you.